Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Bugün size çok zarif şu şekilde çıtı pıtı bir model göstereceğim arkadaşlar. Hem ara suyuyla hem modelimizle gördüğünüz gibi çok zarif çıtı bir model kolay modeller yapmak isteyenler için arkadaşlar bu modeli tarif edeceğim önceden renkli iplerle böyle gülen bebek yapardık kırmızısına pembesine dek getirerek üç renkli iplerde ben onlara benzetiyorum ismini gülen bebek de koyabiliriz çıtı pıtı çok zarif bir model şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar tığ battığımızın içine sık iğne ile giriyorum. Bu şekilde tığ battımıza sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ilk önce çiçeğimizin dalını yaparak başlayacağız. Sık iğneden sonra örümceğim için bir tane sıkı sıkı buraya bir zincir çekiyorum. Zincirimin üzerine şöyle orta boy bir örümcek yapıp Fazla büyük yapmayın arkadaşlar. Bu şekilde. Orta boy bir örümceğimiz. Tığımın başını iki defa doluyorum. İki tane tığ battımı atlayıp üçüncü tığ battımın içine bir, iki, iki, iki olarak alıyorum. Bu şekilde üçüncü tığ battıma bir trabzan yaptım. Şimdi beş tane buraya zincir çekiyorum. Üç, dört, ve 5 5 zincirimi çektim hemen trabzanıma girip buraya kapattım geri kalan kısmı 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 bu şekilde çiçeğimiz için yuva ve trabzanımıza da 5 tane sık iğne yaptım. Hemen Yandaki tığ battıya kapatıyorum. Bir sık iğne de oraya yapıyorum. Yani altıncı sık iğnem bu şekilde de yuvamız hazır arkadaşlar. Şimdi bu kirpikli trabzanların yapımına geçelim. Yine aynı şekilde dibine bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi hafif uzatıyorum. Bir örümcek yapıyorum. Aynı büyüklükte tüm örümceklerimizin büyüklüğü aynı şekilde. İki defa doladım. Hemen 2 tane tığ battı atlayıp yine 3. tığ battıma 1 2 2 2 alarak bu şekilde aynı boyutta bir trabzan yapıyorum. 5 zincir 5 zincirimi çektim. Kapattım buraya kirpik olarak. 1 Tekrar 5 zincir Kapatıyorum trabzanıma. ikinci kirpiğim. 5 zincir kapattım buraya bu da üçüncü kirpiğim 5 zincirden trabzanımın üzerine 3 tane kirpik yaptım geriye kalan kısma da sık iğne yapıyorum buraya 3 tane sık iğnemi yaptım dördüncü sık iğnemi de hemen bir yandaki tığ battıma girerek kapatıyorum bir zincirimi de çektim bu şekilde bir tane de ara suyumuzdan yaptık arkadaşlar bir zincirimi çektim çekmiştim daha doğrusu yine aynı büyüklükte bir örümcek yapıyorum iki defa doladım iki tane tığ battı atlayıp üçüncü tığ battıma bir iki 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 olarak aldım yine aynı büyüklükte bu şekilde bir trabzanımızı yaptık beş zincirden yine üç tane buraya kirpik hazırlayacağız dört ve beş kapatıyorum yaptığım trabzanımı 1 2 3 4 5 zincir aynı şekilde kapattım trabzanımı 5 zincir kapatıyorum trabzan 3 tane kirpiği trabzana yaptık şimdi 3 tane de buraya sık iğne yapıyoruz 1 2 ve 3 bir tane de hemen yandaki tığ battıya girdim sık iğne ile bir tane de zincir çektim buraya ipimi koparıyorum arkadaşlar Evet bu şekilde alt zeminimiz iki tane arasına arkadaşlar koydum çıtı pıtı olduğu için modelimiz zarif olduğu için fazla değil Siz de bu şekilde iki tane bir tane de çiçeğimiz için yuva hazırlayın iki tane kirpikli ara suyumuz bir tane de bu şekilde yuvasıyla beraber sık iğneli trabzan. Bu şekilde alt suyumuzu yaptık. Şimdi çiçeğimizin, gülen bebeğimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi de bu şekilde tonlama yapacağız. Morumuzun bir ton açı ile ikinci modelimizi yapacağız. İki zincir çekip ipimi tığıma tutturdum. Hemen modelimi alıyorum. Buradaki 5 zincirli yuvamın içine bu şekilde tutturuyorum. Bakın tam dibine tutturmuyoruz arkadaşlar. Oraya tekrar zincir çekeceğimiz için biraz mesafe bırakıyorum. Şimdi 5 tane zincir 5 zincirimi çektim. Yuvama kapatıyorum. Aynı şekilde. Bu birinci kirpiğim. Yine 5 zincir. Bu da ikinci kirpi. 5 zincir. Bu da 3. kirpik Bu şekilde bu 5 zincirli yuvamızın içine 5 zincirli 3 tane kirpik yaptım. 15 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 tane zincirim hazır. Şimdi modelimi ters tarafına çeviriyorum. Bakın tam dibinden zaten batmamıştık. Buradaki yeşil olan kısımdan şöyle şu ipim burada kalıyor arkadaşlar. Oradan ilmeğimi alıp sık iğne ile buraya 15 zincirimi tutturdum. Bu şekilde. 1 2 zincir. 2 zincirimi çektim. Düz yüzüne döndüm. Bakın bu şekilde Şimdi bu çektiğim iki zinciri hemen bu yaptığım zincirin 15 zincirin arasına girip kapatıyorum. 1 2 zincir. Hemen yanına kapattım. 2 zincir kapatıyorum. 2 zincir Bu şekilde bu 15 zincirin içini ikişer zincirli kirpiklerle dolduruyoruz saymıyorum arkadaşlar dolana kadar sadece şurasının şöyle sık olmasına yağlı bir güzel bir görünüm vermesi için dikkat ediyorum doldururken arada boşluk olmamasına dikkat ediyorum iki zincir çektim kapattım iki zincir çektim kapattım iki zincir zincirimin arasına girip kapattım bir iki zincir Bakın arasında hiçbir boşluk vermiyorum arkadaşlar. Sıkı sıkı zincirlerimi dolduruyorum. İki zincir kapattım. Bu şekilde. Bakın şöyle çok hoş bir yaparken de göstereyim. Görünüm oluyor. 1 iki. Hem yapımı kolay arkadaşlar. Zincir çekmeyi bilen herkes bu modeli yapabilir. Büyük küçük bilip bilmeyen. Bazen insanın gözü ağır modelleri böyle hediye filan yapmak için kesmiyor. Hediye de vermek istiyor. Bu şekilde yaparak sevindirebiliriz büyüklerimizi. Bu şekilde rengi rengârek yemenin içindeki renklerden. Şimdi ipimi yakıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok hoş, çok zarif oldu gördüğünüz gibi. Çıtı pıtı oldu. İstediğiniz renklerden de bu şekilde yaparak dediğim gibi ister hediye edebilirsiniz, isterseniz günlük kullanabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.